savaş gemileri su üzerindeki hedefleri vurdu. İnsansız hedef uçaklara, gemilerden hava savunma füzeleri ateşlenip kara bombardımanı yapıldı. Mavi Vatan 209 taktik tatbikatı gerçeğini aratmadı. Bunun altını çizmekte fayda var Sedihan'ın. Tatbikatın amacı ne? Aksaz ve Gölcük ana deniz üstlerinden fırkateynler ve korvetler tam savaş yüküyle Ege ve Akdeniz'e açıldı. Deniz kuvvetlerinin birlikleri SAS ve SAT'larsa deniz piyadeleri çıkarma harekatı düzenleyerek senaryo gereği düşman kara birliklerini teslim aldı. Yerli ve milli gemilerle askeri sistemlerin kullanılacağı tatbikat, yabancı ülkelerden gözlemcilerin katılımına açılmayacak. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilecek Mavi Vatan tatbikatı, 3 denizde de eş zamanlı olarak yapılması ve kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri destekli olması özelliğiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olma özelliğini taşıyor. Tatbikattaki amaç, eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan tatbikatla savaş durumunda Türk donanmasının hazır bir duruma getirilmesi. Deniz, kara ve hava güçlerinin ortak harekat yeteneklerinin sınandığı tatbikat 8 Mart'a kadar sürecek ve gemiler 41 limanı ziyaret edecek.